Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu ders içerisinde bir önceki derslerde yaptığımız Fa diyez majör triyadın 3 tel pozisyonunun 3. çevrimine göz atacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen egzersize geçelim. Şimdi Fa diyez majör triyadın 3. çevrimini 2 tel pozisyonunda nasıl almıştık onu bir hatırlayalım hemen. Serçe parmağım en alt 18'deydi. Yukarı yönlü bir pena vuruşu yaptıktan sonra 14'e pull-off işlemini gerçekleştiriyordum. Ardından bir üst, C telinde 14'e vuruyordum. Burada kullandığımız sesler ne peki? 16, La diyez, 14, Fa diyez, C telinde 14 ise Do diyez notası bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi iki tel pozisyonunda sıralamaya dikkat edin. La diyez, Fa diyez, Do diyez, tekrar kalıba La diyez eklemem gerekli. Onu da en alt telde yani serçe ile 18'e bastığımız yerin aslında sol telinde oktavını alarak yapacağım. Şimdi size bir tane soru sormak istiyorum. En alt mi telinde serçe parmağımla bastığım buradaki 18. perde benim için La diyez notası. Bunun sol telindeki oktavını alırken ne yapıyordum? Hatırlıyor musunuz? Bunu birkaç ders önce sizlere anlatmıştım aslında. Eğer oktav almayı, oktav ilişkilerini klavye üzerinde gözünüzde canlandırabilirseniz emin olun bunun üzerinde böyle notaların yerlerini sabahtan akşama kadar saymanıza gerek kalmadan istediğiniz notayı anında bulabilirsiniz. Hemen minik bir hatırlatma yapalım. En alt telde bastığım herhangi bir perde olabilir, herhangi bir nota olabilir, hiç sıkıntı değil. Bunun sol telindeki oktavını alırken iki tel üste çıkıyorum. Yani si, mi'deydik. İki tel üste çıktığımda sol, pardon, si, sol geliyor. Bastığım sayıdan 3 eksiltiyorum. 18'den 3 çıkarsam elde edeceğim sayı 15. Yani sol telinde 15, en alt telde 18, ikisi de La diyez notası olarak karşımıza çıkıyor. Kalıbı birleştirdiğimizde ise şu hali almış oluyor. En alt 18, aynı tel 14, bir üst 14, si teli 14, bir üstten sol tel ise 15, orta parmağım. Şimdi egzersiz çalarken yapacağımız vuruş yönleri şu şekilde olacak. Burada işaret parmağımı 14'e mini bir bare olarak önceden hazırlıyorum bu pozisyon içinde. Çünkü diğer türlü özellikle pozisyon veya işte parça içerisinde çok hızlı bir kalıp geçiş söz konusuysa burada bir anda İşaret parmağınızı zıplatarak çalmanız çok zor. Burada 3. çevrim Fa diyez majör sweep pozisyonunu çalıştığımız için aslında önceden parmağımızı hazırlamamız bizim için faydamız olacaktır. Bu bir alışkanlığa dönüşecek. Bir noktadan sonra bu tarz parçalarda ya da egzersiz ya da solo atarken hiç fark etmez. Böyle bir şey kurguladığınızda parmağınız direkt olarak bu pozisyonu alacaktır. Bunu hani böyle çok fazla düşünmenize gerek yok. Bunlar aslında gitar üzerinde geliştirdiğiniz reflekslerden biri olacak. Sözü çok fazla uzatmadan devam edelim. Serçe parmağım en alt 18'de yukarı yönlü bir pena vuruşu yapıyorum. 14'e pull-off yapıyorum. Aynı telde. Bir üst tel C telini yine alttan vuruyorum 14'e. Bir üst sol teline geçtiğimde 15'te orta parmağım var. Yukarıdan aşağı bir pena vuruşu gerçekleştiriyorum. Ardından C'de 14'e yukarıdan aşağıya. Mi'de 14'e yukarıdan aşağıya. Birleştirirsem yukarı pull off, yukarı aşağı, 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 yukarı pull off, yukarı aşağı, aşağı, aşağı. Egzersiz içerisinde yine önceki kalıplarda olduğu gibi aşağıdaki pull-off'a lütfen dikkat edin. Çalışmaları kaç kez yapacağınız konusunda hala böyle bir kararsızlık yaşıyorsanız bu aşağıdaki pull-off'u saymanız aslında ilgili bateri tartım ve ölçüsü içerisinde kaç kez yapacağınızın hani size fikrini verecektir. İlk dörtlük notalarda bunu tam 4 kez pull-off yapıyoruz. Bateri size zil girişini verdi. Ardından şunu yapmanız gerekiyor. 1 2 3 4 Bitti. Ardından dörtlük tripletler gelecek. Dörtlük tripletlerde bu pull-off kısmını 6 kez yapacaksınız. Bundan sonra ise karşınıza çıkacak kısım 8'lik ikili gruplar olacak. Bu 8'lik ikili gruplarda aynı pull-off işlemini tam 8 kez yapacaksınız. Son olarak ise tripletler gelecek 8'lik. Burada ise en alttaki pull-off işlemini tam 12 kez arka arkaya gerçekleştireceksiniz. Takıldığınız noktalar olursa
Ya da burada yaptığımız hızlara daha ulaşamıyorsunuz ya da bunlar sizin için yeterli değilse daha hızlı seviyelerde de çalabiliyorsanız lütfen evde metronom açarak bunu siz de gerçekleştirin. Bu işlerin, bu sweep pozisyonunun alışkanlık haline gelmesi, seslerin temiz çıkması, gitar üzerinde bir anda parmaklarımızın buna adapte olup hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bol tekrar yapmamız gerekli. Sweep picking gitardaki en zor tekniklerden birisidir. Bakmayın burada hızları çok fazla yükseltmiyoruz. Yoksa egzersizlerin süresi inanılmaz uzun olacak. Bu egzersizlerin de böyle çok uzun olması izlenme süresini azaltacaktır. Dolayısıyla hani kimse bunları izlemez. Sizin burada amacınız mantığı kavramak olmalı. Takıldığınız noktalarda gelip tekrar tekrar video izleyebilir ya da aynı hızlarda çalabilirsiniz. Ama baktığınız mantığını kavradınız, evde kullandığınız İşte birçok kayıt DAW programı olabilir. Studio One, Reaper, Ableton ne varsa. Bunda bateri yazmayı biliyorsanız hemen bir şey yapabilirsiniz. Ya da buna da gerek yok. Gitar Pro kullanıyor olabilirsiniz. Gitar Pro'dan keza bu şekilde hani internette hazır bateri altyapıları var. Direkt kalıbı içerisinde sürüklediğinizde Gitar Pro dosyasını üzerine yine hızını ayarlayarak bunu çalabilirsiniz. Eğer bu konular hakkında da bilginiz yoksa bu zamana kadar yapmış olduğumuz tüm notaları yakında web sitemizde paylaşacağız. Oradan gerekli olan altyapılardaki hızları indirebilir ve tapları da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel, daha sağlıklı bir ilerleyiş içerisine gireceksiniz. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Hazırsanız derse geçelim. Thank you.
Bu eğitime vakit ayırdığın için sana çok teşekkür ederim. Aklına takılan sorular varsa lütfen bunları bize yorumlar kısmından ilet. Ayrıca bu eğitim içeriğinin senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan lütfen kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutma. Senden son bir ricam daha var. Burada yaptığın çalışmaları arkadaşlarınla da paylaşırsan, yani bu ailenin büyümesine yardımcı olacak herhangi bir şey yapabilirsin. Hiç sorun değil. Sadece sizlerden yardım istiyoruz ki daha fazla kişiye ulaşabilelim, daha kaliteli içerikler üretebilelim. Aslında bir isteğim daha var. Bir sonraki derse kadar birazcık gitarla fazla haşır neşir olmanızı istiyorum. Burada yaptığımız çalışmaların kalıcılığının sağlanması adına lütfen düzenli olarak bu tekrarları yapın. Bu şekilde ilerlerseniz emin olun kısa sürede canavar gibi sıvıp atacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.